Bu akşam benimle birlikte çok değerli sevgili kardeşimiz Çağdaş, daha Belçika'dan bizlere katılıyor ve sanırım hem Hristiyanların hem de kiliseyi çok ilgilendiren bir konu hakkında bizlerle paylaşacağız. Tabii eğer hedefin yoksa okların boşa gider, değil mi? Bizler kutsal kitabı okuduğumuzda İsa Mesih'in, elçilerin ve imanların yani bütün Hristiyanların bir hedefi, bir amacı olduğunu görüyoruz, değil mi? Yani İsa Mesih'in amacı, onun misyonu, Tanrı'nın krallığını, onun hakkında, Tanrı'nın krallığı hakkında onun müjdesini insanlara duyurmaktı. Hatta İsa'nın kendisi bile diyor ki, ben bunun için gönderildim diyor. İsa geldi, Tanrı'nın krallığını, onun müjdesini insanlara iletmek için. Biz aynı şeyi elçilerin de hayatında görüyoruz, öğrencilerin de hayatında görüyoruz, bütün imanlıların hayatında görüyoruz. Yani kutsal ruh imanların üzerine inince güç alacaklar diyor. Böylece dünyanın dört bucağında her tarafında Mesih'in şahitleri, onun tanıkları olacaklar. Yani bütün Hristiyanların ve bütün kiliselerin amacı yeryüzünde İsa Mesih'in ölümünü, onun dirilişini insanlara iletmektir. Tabii bu akşam benimle Çağdaş kardeş. Çağdaş sana hoş geldin diyoruz kardeşimiz. Rabbin eseri Hoş seninle bulduk. olsun. Bu değerli konuyla bizleri umarım biraz aydınlatacaksın. Rab senin yüreğine neler koydu? Yani hedef görüyoruz ki önemlidir kutsal kitapta. Acaba Avrupa'da yaşayan Hristiyanların hedefleri ya da kiliselerin hedefleri nedir yani? Biz ne görüyoruz imanların hayatında? Öncelikle Deniz, teşekkür ediyorum bu fırsat için. Seninle birlikte yayın yapmak benim için her zaman büyük bir zevk. Rab sözünü açsın bizlere ve aynı zamanda bizi dinleyen tüm kardeşlere de Rab sözünü açıklasın diye dua ediyorum. Dediğin gibi aslında öncelikle hedefimizden çok fazla bahsetmeyeceğim çünkü sen bahsettin zaten. Evet, yani ben de sana %100 katılıyorum. Bir imanlı olarak bizim asıl hedefimiz Mesih'in müjdesini her yerde duyurmak. Bu zaten yaşam sebebimiz. Ama dediğin gibi özellikle Avrupa'ya geldikten sonra, yani neden biz Avrupa'ya gelmek diye konuşuyoruz şu anda? Bizi Avrupa dışından da dinleyenler olabilir. Ama özellikle bu konuyu seçtiğimizi de belirtmek gerekiyor. Çünkü neden? Avrupa'daki yaşayan Hristiyanlar üzerine biraz daha konuşup yoğunlaşacağız bugün. Bunu belirtmekte fayda var. Eğer bugün başka bir ülkede bizi dinleyen kardeşlerimiz de varsa aslında bunu yine kendi amaçları, kendi arzuları doğrultusunda değerlendirip düşünebilirler. Böyle bakmak gerekiyor. Ama biz bugün özellikle Avrupa üzerinden gideceğiz. Çünkü biz Avrupa'da biliyoruz ki birçok Hristiyan, imanlı kardeşimiz var ve sürekli de her dönem aslında buraya göç devam ediyor. Buraya geliyorlar, yaşam kuruyorlar. Ve özellikle Hristiyanların, Hristiyan imanlı ailelerin Avrupa'ya geldikten sonraki yaşamları maalesef çok da arzu ettikleri gibi ya da düşündükleri gibi gitmiyor. Özellikle ne var burada? Tabii ki Mesih'in müjdesini duyurma arzusu var. Çünkü biz her zaman şunu söylüyoruz, değil mi? Avrupa'da 10 milyon Türkçe konuşan halk var. Ve aslında bizim yüreğimiz tabii ki bununla seviniyor. Niye? Çünkü Türkçe konuşan bir Hristiyan imanlı olarak diyoruz ki Avrupa'da çok güzel fırsat var. O zaman bu insanlarla, kardeşlerimizle biz Rabbin sözünü paylaşabiliriz. Ama tabii ki bu bir istek, arzu, öncelikli arzu. Ama tabii ki ne var hayatımızda? İlk hedef ne oluyor? Avrupa'ya gelip tabii ki bir yaşam standardı oluşturmak. Yani nedir bu yaşam standardı? Bizim öncelikle ilk yapacağımız iş Avrupa'ya gelip hemen bir aile kurmak, ailemizi ya da garanti altına almak. Çünkü tabii ki bu çok normal. Ama birinci hedef bu oluyor. Ve Avrupa'nın maalesef ki dinamikleri de biraz farklı birçok yere göre. Nedir bunlar? Avrupa'da birçok yerde iş imkanı var. Bu da bir gerçek. Ve iş imkanı çok olduğu için de insanlar tabii ki çalışıyorlar ve çalıştıklarının karşılığını da alıyorlar. Şimdi böyle bir artı da var. Ne oluyor o zaman? Para kazanmaya başlıyor insanlar. Aile kuruyorlar, para kazanmaya başlıyorlar. Ve daha sonra diyorlar ki benim hedefim şimdi artık daha çok para kazanmak. Çünkü para kazanmaya başladıkça tabii ki bu biraz tatlı gelmeye başlıyor. Para Ve ondan tatlı, sonra tabii. ben tabii para tatlı ve ondan sonra nasıl daha fazlasını kazanırım diye tabii ki burada şunu tenzih ederek söylüyorum. Bir insan iş yerinde mutlu değilse, az para alıyorsa hakkını almak için daha iyi bir işe gidebilir. Bu başka bir şey. Ama işleri iyiken daha fazla bir para hırsıyla çalışmaya başlıyor. Ve otomatikman bu başka bir durum oluyor artık. O zaman daha çok para kazanayım, daha çok iş yapayım. Hatta
Biz hep ne diyoruz? 8 saat çalışırız Avrupa'da rahatız. Ama bir bakıyoruz insanlar artık 8 saat çalışmıyor. Diyor ki Tabii. ekstra saat yaparım, 10 saat çalışırım, 12 saat çalışırım, 16 saat çalışırım diyenler var. Neden? Çünkü para tatlı geliyor ve daha fazla kazanmak istiyorlar. Ve bu durum böyle gidecekmiş gibi gözükürken tabii burada bitmiyor. Ne geliyor arkasından? Gelecek kaygısı. Şimdi güzel para kazanırken o zaman bir de geleceği garanti altına alalım diyorlar. Nasıl alacaklar? Yatırım yaparak. Yani bir evi varsa bir tane daha alalım. İşte memlekette de bir tane alalım. İkinciyi aldık, üçüncüyü alalım. Arabamızı daha iyi hale getirelim. Çocuklara işte başka yatırımlar yapalım vesaire. Bu hırs tabii ki insanı daha çok esir alıp bu sefer de para hırsıyla geleceği elinde tutabilme hırsına dönüşüyor. Ve geleceği bir şekilde sanki kendi ellerindeymiş gibi insanoğlu mücadeleye başlıyor. Ve bu da aslında onu dipsiz bir kuyuya sürüklüyor. Çünkü bu hırsla sonu gelmez bir iş temposuna para hırsıyla giriyor ve tamamen kendini oraya adıyor. Ama bunları elde ettikten sonra aslında her şey yine bitmiyor kültürel olarak toplum içinde. Bu sefer de şu başlıyor. Şimdi buraya gelen, Avrupa'ya özellikle gelen kardeşlerimizde ne var? Tabii ki yaşam standartı Avrupa'ya gelmeden önce biraz daha düşük oluyor. Ve Avrupa'ya geldikten sonra daha yüksek bir yaşam standartına sahip olmaya başladıkça yarış başlıyor. En önemlisi de burada herhalde. Yarış Tabii. başladıktan sonra ne oluyor? Bu sefer de insanların düşüncesi şuna evriliyor. Toplum içinde ben kendimi saygın bir kişi olarak kabul ettirmeliyim. Nasıl? Parası olan, saygı gören, değer veren ve aslında özetlemek gerekirse bu saydığımız maddelerle yani aile kurmak, iş sahibi olmak, sonra daha fazlasını kazanmak, sonra daha fazlasını kazanıp geleceğe yatırımlar yapıp hayatı elinde tutmak, taşımak bir nevi ve daha sonra da kendi statüsünü yükseltme kaygıları çabasıyla genellikle iyi başlayan hikaye bu şekilde sonsuz bir kısır döngüye girip kendini tüketen bir döngüye dönüşüyor maalesef. Ama yine de evet ama yine de bizi izleyen kardeşlerimiz şöyle düşünce var bizlerde. Yani bu saydığın şeyler hiç de kötü değil değil mi? Yani insan aile kurup iyi bir iş sahibi olmak yani kötü bir şey değil. Yani herkes bunu rahatça savunabilir. Yani biz istiyoruz tabii hayatımız elimizden geldiği kadar çocuklarımıza en iyi geleceği bırakalım değil mi? Yani ailemizi ve çocuklarımızı garanti altına almak bir babanın bir annenin sorumluluğudur. Yani neden Tabii. bunlar sanki biraz negatif gibi konuşuyormuş gibi oluyoruz Hani ya? aslında bununla ilgili tabii ki yani haklısın. Ben de sana hak veriyorum bu konuda. Bu kesinlikle kötü değil gibi gözüküyor ilk bakışta. Ama buradaki en büyük sorun şurada. Şimdi bizler hayatımız içinde bu yoğun tempoya girdiğimiz anda tabii ki şu bir gerçek. Kimse 12 saat, 15 saat, 13 saat çalışarak sağlıklı bir şekilde yani mental olarak en önemlisi ayakta kalamaz. Biz bunu biliyoruz. Hatta bugün 8 saat bile çalışırken eğer ki işinin stresi, çevren, ortamın seni zorluyorsa bunda bile sağlıklı kalmak mümkün değil. Ve sen bu kadar büyük bir hırsla, bir amaçla, dünyasal amaçla, burada en önemlisi bunu vurgulamak gerekiyor. Ruhsal bir amaç değil çünkü bu. Çünkü biz ruhsal bir amaç gibi başlıyoruz ama dünyasal amaca dönüşüyor bu. O zaman ruhsal bir amacın dışında dünyasal bir amaçla bunu yapmaya başlayınca otomatikman tabii ki ne oluyor? Stres katsayısı artıyor insanın hayatında. Stres arttıkça ne oluyor? İnsanın iç huzuru kalmıyor. Huzursuzluk başlıyor. Kişisel olarak öncelikle. Yani bu evin yöneticisi, babası ya da kimse aktif rol oynayan kişisi onda bir iç huzursuzluk başlıyor. Otomatikman artık mutlu olmamaya başlıyor bu mücadele içinde. Mutsuzluk içinde bir döngünün içinde buluyor kendini aslında. Kendini yenileyemiyor. Ama bunun içinde baktığımız zaman özellikle söylemek gerekiyor ki bu iç huzursuzluk aile içi problemlere sebep olmaya başlıyor. Değil mi? Yani nedir? Karı koca ilişkileri bozulmaya başlıyor. Ve aynı zamanda insanlar birbirini anlayamıyor. Ve ben bunu çok samimi olarak söyleyebilirim ki benim de hayatımda böyle bir dönem oldu. Yani bir şeyin mücadelesini verdiğim hayatımda, iş hayatımda ve gerçekten iş hayatındaki yoğunluğun eve olumsuz yansımasını tecrübe etmiş birisiyim ben de. Ve bir gün gerçekten bunun için oturup dua ettim. Yani Rab,
nereye kadar böyle gidecek? Çünkü biz sormuyoruz yani. Genellikle duyamıyoruz böyle zamanlarda ve devam ediyoruz. Ve ne oluyor? Aile içi huzursuzluklar da başlıyor. Bakıyoruz ailemizde mutsuzuz, iç hayatımızda, varlığımızda mutsuzuz. Otomatikman iş yerimizde de artık mutsuz olmaya başlıyoruz. Çünkü bizi hiçbir şey tatmin etmiyor. Zaten mutsuz bir insanım. Yıllardır yaptığım işten de mutlu olmamaya başlıyorum. Bu sefer ne oluyor? İş hayatımda da insanlarla anlaşamamaya başlıyorum ya da iş değiştirmeye başlıyorum vesaire. Şimdi evde mutsuzum, içimde mutsuzum, iş hayatında mutsuzum baktığımız zaman. Yani aslında hiçbir yerde huzur yok. Ve burada asıl nokta nereye geliyor finalde? İman hayatına geliyor. İman hayatında da gerçek mutsuzluk böylece başlamış oluyor. Çünkü bir insan evinde mutlu değilse, kendi içinde mutlu değilse, iş hayatında mutlu değilse otomatikman iman hayatında da mutsuz olmaya başlıyor. Bu iyi gibi görünen şeyler seni iman hayatında aslında eksiye götürüp çok daha kırılgan bir iman hayatına, zayıf bir iman hayatına sürüklüyor. Tabii sanki şey görüyoruz değil mi? Yani insan ne kadar kendini bu yeryüzündeki bu dünyanın sağladığı işte paraya, mala, mülke, güce, işte üne verirse ister istemez hedefi kaçırıyor değil mi? Hedeften sıyrılıp gidiyor. Kesinlikle. Yani biz baştan da söylediğimiz gibi yani Mesih imanlarının asıl hedefi, onların asıl amacı Mesih'in müjdesini yaymaktır. Eğer bir Hristiyan ya da bir kilise yani hayatını dünyadaki işte dünyasal zenginliğe çarçur ederse yani gece gündüz aklı fikri paradaysa, malda, mülkteyse bu daha iyi bir yaşam, daha büyük bir düğün, daha güzel bir araba, daha büyük bir ev değil mi? Daha fazla çocuk vesaire. Yani o zaman asıl hedeften sanki kişiler sıyrılıp yani Mesih'in müjdesi geride kalıyor ve bu yüzden diyoruz ya işte hedef yoksa oklar boşa gider. Yani biz imanlı olarak oklarımızı nereye savuruyoruz değil mi? Yani bizim hedefimiz nedir? Evet, yani aslında burada bir şeyi hatırlamak gerekiyor. 1. Petrus İncil'de yeni anlaşmada 1. Petrus 2. bölüm 9. ayette şöyle yazıyor aslında onu da hatırlatmak istiyorum. Biz bu hedefi unutuyoruz senin söylediğin gibi ama hedef neydi? Niye biz çağrıldık? Niye Mesih'le birlikte yaşıyoruz? Bunu her zaman hatırlamamız gerekiyor. Birlikte ben okuyacağım bakalım kardeşler de bakabilirler. 1. Petrus 2. bölüm 9. ayette şöyle diyor. Ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Yani aslında her bir imanlı kardeşimiz Mesih'in müjdesini, Mesih'in sevgisini, onun erdemlerini duyurmak için seçilmiş birer candır. Ama senin de dediğin gibi ne oluyor? Bu hayat temposu içinde insanlar bundan uzaklaşıyor, farklı bir hayata giriyorlar. Şimdi biz ne söyledik? Burada bir mutsuzluk başladı. İşte iç huzurun kaybolması başladı. Ama ne acıdır ki? Şunu da söylemek gerekiyor. Bunun daha da kötüsü var. Yani bizi dinleyen kardeşler eminim bu şimdi söyleyeceklerimizden kendilerine pay çıkaranlar olacaktır. Nedir bu? Bu derin mutsuzluğun içinde bir zaman sonra arayış başlıyor. Çünkü insanlar bu inançtan da koptuğu için, kiliseden, Tanrı'dan, onun Rabbin sözünden, dua hayatından, kardeşlerle birlikte olmaktan koptukları için başka şeyler başlıyor. Ne başlıyor? Bir kere depresyon başlıyor hayatlarda, değil mi? Yani en önemli aslında dikkat etmemiz gereken şey şeytanın tuzaklarından birisi bu aslında. Biz biliyoruz yani insanı yalnızlığa sürüklemek, insanı bir şekilde bir yalnızlığın içinde çünkü daha iyi etkileyebileceğini biliyor şeytan. Kardeşler varsa, destek varsa, dual hayatı varsa, kilise hayatı varsa o kardeşin hayatındaki yanlışlar tabii ki daha çabuk yok oluyor. Niye? Teşvik alıyor, bereket alıyor, o paydaşlıktan besleniyor ve bir şekilde o sıkıntılı dönemden çabucak çıkabiliyor. Ama yalnızlaşırsa ne oluyor? Depresyon. Şimdi ne vardı? Bir sürü hayattaki yorgunluklar, zorluklar, mücadeleler, hırslar, egolar ve sonra işte bunu yönetemeyince depresyon başlıyor. Şimdi bir gerçek daha var. Bunu da biliyoruz ki Avrupa'nın birçok yerinde alkol çok ucuz. Öyle değil mi? Yani insanlar çok kolay ulaşabiliyor buna. Herhangi bir Tabii. yere gidip oturup bir şeyler içebiliyorlar. Ama bunun dozajı kaçıyor. Niye? Çünkü yalnızlık başlıyor. Yalnızlıkla birlikte teselliyi alkolde bulmaya başlıyor insanlar. Ve
Bazı insanlardan şunu duyuyorum Deniz, yani genellikle de bunu hayatımdan da biliyorum, yaşadığım insanlardan, çevremdeki insanlardan. Yani derler ya hani ben akşamları aslında rahatlamak için içiyorum birkaç tane. Yani 50 gram, ama 50 gram. 50 mil bir bardak gibi. Ama yok, ne oluyor? Bu aslında bir alışkanlığa dönüyor. Kişiler farkında olmadan aslında alkolizmin pençesine düşmüş oluyorlar gerçekten. Ve imanlı kardeşlerimiz, yani Rabbi tanıyan insanlar. Ve bunu hani dünyada tabii ki hiçbir amacı olmayan insanların, bu hayattan gelip geçiyorum zaten diyen insanların ya da işte kendi değerleri için yaşayan insanlara lafımız yok. Onların kendi değerlerine saygı duyuyoruz biz. Ama Tabii. özellikle konuştuğumuz konu kiliseye giden, aktif imanla hayat yaşamaya çalışan kardeşlerimiz için konuşuyoruz. Ve bu Evet. insanlar alkolizmin pençesine düşüyor. Her gün kutu kutu içkiler bitiriyorlar, şişe şişe içkiler bitiriyorlar ve bunun adına rahatlama diyorlar. Neden? İsa Mesih ne dedi? Ben size rahat veririm. Şimdi İsa Mesih mi rahatlama veriyor, yoksa sana Evet. alkol mü rahatlama veriyor? Aslında en önemlisi bu. Benim yükümü taşımak, benim boyunduruğumu taşımak hafiftir, kolaydır diyor Rab. Ama biz bu dünyanın yükünü omuzlarımıza vurup devam ediyoruz. Tabii ki otomatikman burada da başka şeylerde teselli arama başlıyor. Ama başka bir şey daha var. Nedir bu? Kumar. Yani alkolizmden sonra kumar da büyük bir tehlike Avrupa'da. Çünkü niye? Yani bizim hayatımızın gerçeği, her sokağın başında bir iddia bayi var, bir kumarhane var, bir yer var. Mutlaka giriyorsun ve seni orada bir şeyler mutlu ediyor. Ne mutlu ediyor? Kazanma duygusu. Çünkü hayatta birçok şeyi kaybeden bir insan olduğunu bildiğin için, duygusal olarak, ruhsal olarak, aile içinde, iş hayatında, orada kazanacağın şey seni mutlu edecek, sevindirecek zannediyorsun. Ne oluyor? Öyle bir hayata geçiyorsun ve otomatikman kumardan da yoğun bir şekilde bir duygu beslenmesi yaşayacağına inanarak hayatını oraya veriyorsun. Ve tabii ki bütün birikimin, maddi gelirin her şeyinde kaybolmaya başlıyor. Ve bunun sonrasında aslında bu depresyon, alkolizm, kumar, bunlar tabii ki zor ve sıkıntılı, kötü adımlar. Ama başka bir şey daha geliyor sonunda. Ne başlıyor? Aile içinde mutlu olmayan kardeşlerimiz, mutsuz olan insanlar dışarıda mutluluğu aramaya başlıyor. Nasıl? Başka insanlarda, başka kişilerde. Ve bunun adı Tabii. aldatma oluyor. Ve aldatma başladığı zaman da zaten şeytanın en çok istediği şey bu. Niye? Sadakat bitsin, sevgi bitsin ve aldatma başlasın ki aileler yıkılsın. Aslında şeytanın amacı nedir? Yıkmak, yok etmek, çalmak için geliyor, değil mi? Ve onun amacı imanlıları öldürmek, ruhsal olarak öldürmek. Ve birçok kardeşimiz o zaman şunun farkına varması gerekiyor ki para için çalışmaya başlamıştık oysa ki biz. Biz masumane bir şekilde sadece hayatımızı düzene sokmak için başlamıştık. Ama oysa ki gözünü bir açtığında bir bakıyor ki yıkım kapıda. Tabii. Aynı Petrus'un mektubunda yazdığı gibi avını arayan aslan gibi şeytan kapıya dayanmış, onları yutmaya çalışıyor. Ve tabii ki bu da kilisenin dağılması, kilisenin bir şekilde büyüyememesi, imanlı kardeşlerin zayıflamasına sebep oluyor. Bütün amaç Rabbin, o en başında senin de bahsettiğin gibi müjdenin duyurulma amacı, Rabbin sözünün yayılma amacı gitgide yok oluyor. Evet. Ne Ya yazık ki. sanki şey görüyoruz değil mi? Sanki dediklerin ne kadar doğru, yani katılıyorum. Biz fark ediyoruz ki insanlar gittikçe Avrupa'da imanlardan bahsediyoruz. İmanlı Hristiyan kardeşlerimizden bahsediyoruz. Yani gittikçe materyalizma daha çok kendimizi veriyoruz. Hiç düşünmeden, yani biraz para için geldik ama sonra ben hatırlıyorum bazı kardeşler şey, yani bir ev yapalım döneceğiz evimize, sonra ev yapıyorlar, bir düğün yapalım düğün bitsin döneceğiz, düğün yapıyorlar, bir araba alalım araba alıyorlar, çocuk çocuk geliyor, torun geliyor vesaire ve gittikçe kendimizi Avrupa'daki bu materyalizma köle kolayca edebiliyoruz ve bu bizi gerçek hedeften gerçekten uzaklaştırıyor, öyle değil mi? Çünkü affedersin ama sen günde 12-13 saat çalışırsan, ki öyle kardeşlerimiz var, kız kardeşlerimiz var, 6'şar 7'şer gün çalışıyorlar. Bazıları pazar günleri ibadete katılamıyor. Bazı kardeşlerle konuşuyoruz. Bütün yıl hiçbir ibadete katılmadı. Online dinliyoruz artık. Her şey online var ya. İşte canlı yayını Tabii. dinliyorum ve böyle kendimi tatmin ediyorum. Ve
böyle yaşayan Hristiyanlar, böyle yaşayan imanlılar hedefe nasıl doğru koşacak? Yani Mesih'in müjdesi için nasıl tanık olacak? Çünkü diyor ya, kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız değil mi? Ve her yerde Mesih'in tanıkları olacağız. Ve sanki bu hedefi Avrupa'da materyalizm dediğin gibi materyalizme yönelerek, yani bu hedeften sanki yavaş yavaş kayıyoruz. Yani yani pratik olarak sence Mesih imanlıları ne yapması gerekecek? Yani biz görüyoruz işte alkolizm olsun, kumar olsun, işte aldatma olsun, başka kadınlarla giden kardeşler duydum yani. Maalesef imandan düşmüş, yani ayrılmış kişiler, uzaklaşmış kişiler görüyoruz. Peki yani bizi dinleyen kardeşlere pratik olarak nasıl hedefe doğru koşmalarını sağlayacağız? Yani nasıl onlara yardımcı olabiliriz? Yani bu hedefi kaçırmasınlar. Yani Mesih için yaşadıkları her yerde, iş yerinde olsun, evde olsun, otobüste olsun, her yerde bilinçli bir şekilde Mesih'in tanıkları olma arzusu onlarda olsun. Nasıl onlara yardım edebiliriz pratik olarak? Şimdi burada öncelikle tabii ki anlamamız gereken bazı noktalar var bu kararı almadan önce. Yani şuna benziyor aslında. Ben biraz şuna benzetiyorum. Şimdi bir bina hasarlıysa aslında bunu yakın zamanda da çok acı şekilde test ettik, yaşadık biliyorsunuz. Yani bütün kardeşler üzüntüyle hala takip ediyoruz Türkiye'de olanları. Ama şu da bir gerçek, şimdi örnek vermek için söylüyorum. Yıkılmış ya da hasarlı bir bina var ortada ve bu hasarlı binayı biz böyle sıvayarak sadece, yani bir yerlerini böyle küçük küçük onararak tekrar ayakta tutamayız. Evet. Öncelikle buna karar vermek lazım. Yani bu bir kere en ufak bir sarsıntıda tekrar başka bir sorun olduğunda bu bina yıkılacak. Bir kere bunun bir çaresi yok. Bu ne demek? Yani kardeşlerin ailelerinde bu sorunlar varken bunları görmezden gelmek, bunları işte şu an o zaman farkına vardık, hadi bu hafta kiliseye gidelim, bu hafta bir dua toplantısına katılalım dersek sadece bu yetmez. Ne gerekiyor? Nasıl yapacağız? Tabii ki bunlar iyi bir şeyler. Yani kiliseye gitmek, dua etmek, bunlar çok iyi. Ama tek başına hiçbir şey değiştirmeden sorunlarımızın üzerine sadece bir sıva çekerek böyle o hayatı ayakta tutamayız. Nedir bu? Tabii ki bunun altında bir sürü şey var ama ben özetle anlatmaya çalışacağım. Bir kere davranışlarımızı değiştirmek zorundayız. Senin de dediğin gibi. Yani ne var burada? Bu materyalist düşünce nedir? Önce bunu anlayalım bir. Aslında bence buna bakalım. Yani en başta belki biraz vurgu yaptın ama sen hani biraz açalım istiyorum. Bu gösteriş duygusu. Yani özellikle bu gösteriş konusu bizim için şeytanın en büyük silahlarından birisi. Nedir? En güzel kıyafeti ben alacağım. En güzel takıları ben takacağım. En güzel arabaya ben bineceğim. En güzel evde ben oturacağım. Yani kötü değil. Rab bereketlesin. Herkes güzel evde otursun. Güzel arabalara binsin. Buna hiç kimse bir şey söyleyemez. Ama sorun şurada. Bunu gösteriş için yaşayıp, satın alıp, insanlara göstermek için yaşamaya başladığımız anda problem başlıyor. Tabii. Yani ben bu gösteriş duygusuyla yaşayacaksam, bütün her şeyi bir yarış gibi insanlara sadece göstermek için yaşayacaksam ve pazar günü kiliseye gideceksem bunun bana bir faydası yok. Önce bunu anlamak lazım. Ya da bir cumartesi gecesi bir düğüne, yemeğe, bunlar yine söylüyorum kötü şeyler değil, gidelim kardeşlerle paydaş olalım. Ama ben iki şişe viski içeceğim ve ardından çıkıp pazar günü vaaz vereceğim. Ya da gidip tanıklık paylaşacağım ya da ilahi söyleyeceğim. Bu gerçekçi değil. Maalesef bunlar da bugün Hristiyan toplumların içinde gerçekleşen olaylardan bazıları. Tabii sen çok hassas konular konuşuyorsun. Tabii ki bunları biz eskiden de özellikle küçük gruplarda kardeşlerle konuşmak istiyorduk değil mi? Yani dediğim gibi davranışların değişmesi, sanki imanların arasında böyle şeyler normal karşılanıyor. Yani dediğin gibi adam cumartesi gidip yiyor içiyor, böyle çılgın eğlenceler, sarhoşluk yapıyor. Sonra pazar günü haleluya diye bir ilahi yapıyor. Ya da kalkıp dua ediyor değil mi? Ve kilise liderleri böyle kişileri pek disipline koymuyor. Yani bu hem kiliseler tarafından hem de imamlar tarafından sanki bir normalleşmeye başladı. Evet. Tabii herkes bunu yapmıyor, hamdolsun. Bazı kardeşler, kiliseler bu konulara çok ciddiler ama bazı yerlerde bunu görüyoruz. Ve gerçek dediğin gibi
Yani böyle bir kişi, böyle bir kilise ya da böyle imanlılar nasıl hedefe doğru koşacaklar yani? Nasıl Mesih'in müjdesi için tanık olacak? Adam atıyorum bir düğünde sarhoşluk yaparsa işte ya da bir kadınla gidip eşini aldatırsa nasıl Rabbin tanıklığını yapar değil mi? Yani Tabii. ve bu o gerçek hedeften uzaklaşmış olur. Dediğin gibi yani sadece kiliseye pazar günü gelmekle bunlar olmuyor. Yani gerçek bir tövbe gerekiyor. Yani kişi gerçekten tövbe etmesi gerekiyor bunlardan ve bunları bir daha yapmama arzusu olması gerekiyor. Yani Tabii. Mesih Tanrı'nın ruhu onu yönlendirmesi gerekiyor bu konularda değil mi? Kesinlikle yani %100 buradaki en önemli noktalardan birisi zaten senin söylediğin tövbe. Şimdi belki de kardeşlerimizin birçoğu burada tövbe etmesi gerektiğinin bile farkında değil. Sorun orada aslında. Yani Tabii. burada normal görüyorlar bunu. Nedir biz? Biz eğlendik. Eğlendin, evet. Bu arada dediğim gibi bunlar yapılabilir. Bu olumsuz davranışların içine düşmüş olabilir bazı kardeşlerimiz. Biz bunları yargılamıyoruz. Bizim amacımız burada onları kiliseden uzaklaştırmak. Hayır, böyle insanlar gelmesin demek değil. Bunu tekrar Tabii. vurgulayalım. Ama burada ne var? Önemli olan şey tövbeyle Rabbin önünde durup hayatımızı Rabbin diri tanıkları olarak yaşamak önemli. Çünkü bizler yaşayan, herkesin imanlar arasında özellikle söylediği şey vardır değil mi? Yani bir söz vardır. Bunu asla hatırlatmak lazım tekrar. Rab ne diyor deriz? Işığınız insanlar önünde öylesine bir parlasın ki bunu gören insanlar gökteki babayı yücelsinler. Şimdi o zaman Yücelsinler, evet. bizim ışığımız nasıl parlıyor o insanlara? Yani Tabii. içki, eğlence, kumar, depresyon bu şekilde parlıyorsa o zaman Ne gökteki yazık ki. baba yücelmeyecek. Tabii. Ama Yani sanırım buradaki en önemli şey burada bu. evet sanırım yani biz bunu kaçırıyoruz Hristiyan olarak. Yani düşünmüyoruz ki benim hayatım, benim amacım aslında Baba Tanrı'ya yücelik vermek. Yani sanki bu düşünce bizden uzak. Yani konuşursak tabii diyoruz yani şimdi hangi Hristiyan'a sorsan eminim hepimiz deriz yani bize sorsan deriz. Aa tabii ben istiyorum Allah'ı yüceltmeyi hayatım onu övgü getirmesini isterim. Hepimiz bunu diyoruz. Ama biraz derin düşündüğümüzde kendi hayatımıza baktığımızda biraz düşündüğümüzde dediğin gibi bazı davranışlarımızı tarttığımızda yani anlıyoruz ki aslında yaptığım şeyler pek de Tanrı'yı yüceltir gibi değil. Yani daha fazla kendimizi yüceltmek istiyoruz. Yani adam beni görsün. Yani ben öne çıkayım. Değil mi? Ve Evet. sanki bunu yaparak da nasıl biz Mesih'in tanıkları olacağız? Çünkü zaten bütün bu konu bu değil mi? Bir Mesih Evet. imanları olarak amacımız, hedefimiz Mesih'in sadık şahitleri, tanıkları olalım. Biz bulunduğumuz her yerde, düğünde, evde, sokakta, otobüste, iş yerinde fırsat kullanmamız gerekiyor. Mesih'in müjdesini yaymak için sadece sözle değil, ama hayatımız da bunu göstermesi gerekiyor öyle değil mi? Yani hayatımız Mesih'i yüceltmesi. Dediğim gibi az önce Matta 5. bölümde diyor ki işte ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, öyle parlasın ki gökteki babanızın yüceliğini görsünler değil mi? Yani babanız yücelsin. Sanırım biz burada zorluk çekiyoruz yani Hristiyan olarak. En azından ben bunu fark ediyorum. Ben kendi hayatımda da başka kardeşlerin hayatında da bunu biliyoruz bilinç olarak ama hayatımızda pratik olarak pek gerçekleştirmiyoruz ya da aklımızdan hemen kolayca kayıyor. Çok doğru. Bu zaten çabuk unuttuğumuz bir şey. Ama burada da şöyle bir nokta var. Genellikle kardeşlerden duyduğum özellikle bir şey. Bunu da paylaşmak istiyorum ki bu çok yanıltıcı ve doğru olmayan bir şey. Bunu yaşayan kardeşlere bunu sorduğumuzda hemen şöyle bir tepki alırız. Ya evet, elçiler böyle yaşadı. İşte İsa Mesih'in döneminde tüm yüceliği ona vermek için mücadele ettiler. Nelerden geçtiler? Elekten geçirildiler. Yani ateşten gömlek giydiler. Bir sürü örnek verebiliriz. Ama ben gariban, 8-10 saat şu fabrikada çalışan bir adamım canım. Ben Petrus ya da Pavlus değilim Evet. diye bir sebep sunup hemen sorumluluğu böyle üzerimizden atıyoruz. Aslında bu da büyük bir yalan. Kutsal kitapta bunun tam tersini görüyoruz değil mi? Yani Rab insanları ayırmıyor. Yani burada sen tanığım olmayacaksın, sadece bana iman edeceksin ve pazar günü kiliseye gelip ilahi söyleyeceksin demiyor. Böyle bir Tabii. hayat yok. Rab herkesi çağırdı. Bütün insanlara dedi ki gidin, bir kere ne diyor? Bütün ulusları benim öğrenciliğim olarak yetiştirin. Bütün uluslar. Yani ayrım yok. Herkes İsa Mesih'in öğrencisi olmak zorunda o zaman imanlıysa. Yani Tabii. burada bazıları olacak, bazıları olmayacak demiyor. O yüzden gidip her ırktan, her milletten, her etnik kökenden ne olursa olsun Rabbi yüceltmek, senin dediğin de gibi biraz önce,
Rabbi yüceltmek birinci amaç olmalı. Kardeşleri burada aslında biz bir daha uyandıralım. Tekrar bunu hatırlatalım. Evet, bizim tek bir amacımız var. Rabbi yüceltmek, onun isteğine göre yaşamak. Ve Evet. bunun dışında başka şeyleri yaptığımız zaman belki de pratik olarak senin sorduğun soruya gelirsek ne yapmak gerekiyor diye şunu ortaya koymak gerekiyor. Benim birinci olarak aslında öncelikle. Yani tabii ki birçok adım var ama şunu söylemek lazım ki birinci hedef, amaç burada nasıl değişebilirim? Benim yaptığım işlerde, o eğlencelerde, yeme içme gecelerinde ya da sapkın, takıntılı davranışlarımda, alkolizmde, depresyonda, hatta kumarbazlıkta vesaire Rab yüceliyor mu? Benim davranışlarımda Rab yüceliyor mu? Birinci hedef bu olacak. Yani bir imanlı her gün bunu söylemek zorundadır. Senin dediğin gibi aslında sadece kilisede değil bu. İlahi söylerken, şimdi kardeşler diyebilir ki her pazar kiliseye gidiyoruz. Çarşamba günü ev toplantısı yapıyoruz, dua ediyoruz vesaire. Ama zaten en önemlisi nerede? Dışarıda. Yani herkesin içinde yaşadığımız hayat. Ve tabii. O hayatın içinde Rab yüceliyor mu? Kardeşlerin arasında da inanç şekilde Rab yüceliyor mu? Bizim birinci hedefimiz bu olmak zorunda. Özellikle kendine yücelik arayan, aslında İncil'de böyle söylüyor, hepimiz biliyoruz bunu. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan ise diyor yüceltilecek. Yücelecek, tabii. O zaman kardeşlerin şuna dikkat etmesi gerekiyor. Önder olsa bile bu değişmez. Ne var? Yaptığınız işlerde önce kim yüceliyor? Rab mı yüceliyor, yoksa kendimizi göstermeye mi çalışıyoruz? Kendimizi ispatlamaya mı çalışıyoruz? Nedir? Yani bunun sonu yok. Kendini ispatlama çabasının da sonu yok. Dünya bir değirmen, günahla kavrulan bir değirmen dönüyor ve günahla bir şekilde insanları o değirmen öğütüyor. Bir sürü tuzak var ve biz o zaman bakacağız ki dünyada kendimize mi yücelik arıyoruz, yoksa Tanrı'yı mı yüceltmeye çalışıyoruz? Ve tövbeyle, Tanrı'yı yüceltme hedefiyle, onun isteğine uygun olarak o zaman onun önünde durup, kiliseye gidip gerçek bir tövbeyle onu yüceltecek işlerde bulunmak, aktivitelerde bulunmak gerekiyor. Nedir bu? Ona tapınacağız, onun sözünü okuyacağız, her gün onun sözüne göre yaşamaya çalışacağız. Her gün Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle yaşamaya çalışacağız, Rabbe dua edeceğiz. Aynı zamanda kardeşlerle paydaşlık içinde olacağız. Ya da bir zayıflığım varsa, bir eksiğim varsa, ben bunu hissediyorsam gideceğim kilisede, önderimle konuşacağım, güvendiğim o kardeşimle konuşacağım ve birlikte dua edeceğim. Öyle değil mi? Değişmek için. Tabii. Ve aynısını, bunları, bu gücü elde etmeye başlayınca da göreceğiz ki hayatımız değişiyor. Çünkü Rab hayatları değiştiren bir Rab'dır. Öyle değil mi? Ve evet, bu değişmeye başlayınca ne olacak? Aynısını başkalarına öğretmeye başlayacağız. Başkalarının elinden tutacağız. Böyle yaşayan insanların nasıl değişebilirler? Ya da kendimiz onlara tanık olmaya başlayacağız. Ve bizim tanıklığımız sayesinde diğer zayıf düşen kardeşlerin, insanların hayatında da Rab yücelmeye başlayacak. Tabii. Evet, çok güzel. Çok doğru söylüyorsun. Ama hemen duyabiliyorum bazı şeyler, kişilerin söylediklerini. Sen zaten biraz ona değindin. Şey diyoruz yani, tamam, yani benim görevim değil, yani Rab beni çağırmadı böyle yaşamaya ya da böyle işler yapmaya, gidip müjde paylaşmaya. Yani ben zaten işime gidiyorum, kiliseme gidiyorum, kilisenin ceyizliğimde biraz hizmet ediyorum. Ama gidip de şimdi başkasını öğretmek, gidip de başkasına devamlı müjde paylaşmak, çıkıp sokaklara dağılmak, masalar kurmak. Yani sanki ben buna çağrılmadım diyenler oluyor. Bununla ilgili ne dersin bizlere yani? Kardeşleri nasıl teşvik edersin böyle konuşan kardeşler var? Yani şu bir gerçek, şunu da anlamak lazım. Tabii ki herkesin bir aile temposu var. Yani şimdi 3 tane, 4 tane çocuğu olan insanlar, bazen bir tane bile yeterli. Bir hayat temposu olan insanlar, eşiyle evde bir tempo içinde olan, ev sorumlulukları olan insanlar. Biz bunları hepsini anlıyoruz. Ama ben şunu hatırlatmak istiyorum bu kardeşlere. Yani Petrus'un da diğer elçilerin de birçoklarının aileleri vardı. Öyle değil mi? Yani Pavlus'a baktığımız zaman, hatta bunu da hatırlıyoruz değil mi? Pavlus ne yapıyordu? Çadırcılık yapıyordu. Yeri geliyordu. Kendi geçimini sağlayacak emeğinin karşılığını alıyordu. Ama Rabbin sözü uğruna çıkıp yaşamaya devam ediyordu. Onun sözü uğruna ortaya çıkıyordu. İnsanlarla konuşuyordu, paylaşıyordu. Pavlus şunu demedi ki hiçbir zaman. Yani
Evet kardeşler, çalışmadan aslında sadece bu işi yapacağım. Hayır, çalıştı, mücadele verdi, emek verdi ve nasıl yapılması gerektiğini öğretti bizlere aslında bu konuda da. Bu da çok önemli. Ve bizim kardeşlerimiz de aslında burada şunu anlamak zorundalar. Bizim ikinci bir alternatif hayatımız yok. Yok. Yani Tabii. bir B planı yok. Bunu Evet. anlamak lazım. Hani en başta zihnimizde bunu kavrarsak, yüreğimizde anlarsak, bir imanlının, Mesih imanlısının bir B planı olamaz. Nasıl bir B planı? Yani bir ayağı bu dünyada, bir ayağı Mesih'te mümkün değil. Böyle bir hayat olmuyor. Çünkü Belial'la Mesih'in ne paydaşlığı olabilir? Ya da karanlıkla aydınlığın ne ortak yönü olabilir diyor Rab. Değil mi? Biz kendimizi kandırmayalım o zaman. Bu dünya işlerinin yoğunluğuyla Tanrı'nın yücelik hayatının ya da açıklanma hayatının bir arada olması mümkün değil. Seçim yapacağız. Önceliklerimizi iyi belirleyeceğiz. Önceliklerimiz ne olacak bizim? Birinci önceliğimiz Rabb'i yüceltmek. Kiliseme gitmek. Oradaki insanlara, kardeşlerime destek vermek. Ve şu da ayıp değil yani, kardeşleri ben hatırlatmak istiyorum. Zayıf olduğumuz konular var. Düşkün olduğumuz konular var. Bazen mücadele etmekte zorlandığımız konular var. Bunları paylaşalım. Çünkü yine Rabbin sözünde ne diyor? Birbirinizin ağır yükünü taşıyın. Bu çok önemli. Yani ağır yük. Yani bazen bazı şeyleri konuşmak kolay ama bazen ağır yükü de paylaşmak gerekiyor. O yüzden kardeşler paylaşmak zorundadır ki bu sözler, bu ayetler niye yazılmış? Bizim ihtiyacımız için. Çünkü Rab biliyor ki bu dünyada acımız, sıkıntımız olacak. Yine Rabbin sözünde dediği gibi bu dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun. Ben dünyayı yendim diyor. Değil mi? Yani bu dünyada sıkıntı olacak ama Rab cesaret verecek, bereket verecek, kutsama verecek, iş açıklığı da verecek. Onlara bir şekilde aile huzuru da sağlayacak. Ama onun yolundan gidersek bize gündelik ihtiyacımızı karşılayacak olan Rab'dir. Tabii. Bu kaygılarla, gösteriş kaygılarıyla, kendimizi ispatlama kaygıları yerine Rabbin sözüne bağlı bir yaşam bizi zaten sonuca, hedefe doğru götürecektir. Hedefimiz bu. Rabbin sözüne bağlı kalarak hedefe bakmak. Tabii zaten hepimizin çok iyi bildiği ayet var ezbere, değil mi? Ne diyor Matta 6. bölüm? Önce Tanrı'nın egemenliğinin ardından git, sonra her şey sana verilecektir, değil mi? Yani bu bir vaattir Rab tarafından. Biz az önce dediğim gibi biz önce Tanrı'yı arayacağız. Önce onun yüceliğini arayacağız. Önce onun huzurunda bulunacağız. Önce ona ibadet edeceğiz, değil mi? Sonra ihtiyacımız olan her şey Rab sağlayacak. Yani günlük Amin. yaşantımızı Rab sağlayacak. Rab madem böyle bir söz verdi, o sözünü Amin. tutar ve biz bu söze Amin. güvenerek hayatımızı atmamız gerekiyor. Ama dediğin Amin. gibi yani sanırım biz bunu yapmıyoruz çünkü kendi bileğimize güveniyoruz, kendi gücümüze güveniyoruz. Böylece ne istiyoruz? Yani kendi paramı ben kendim kazanayım, kendi işimi kendim kurayım, kendi hayatım için kendim plan yapayım. Yani ben bir plan yapıyorum, Rab yetişsin bana, değil mi? Rab var ama o yetişecek. Ben kendi planımı kendim kuruyorum. Sanırım orada böyle yaşarken o hedeften uzaklaşıyoruz. O hedefi kaçırıyoruz. Çünkü Rab birlik yeri almıyor. Öyle değil mi? Evet. Yani bir de zaten bunun birçok tecrübesini dünya bugün yaşıyor, değil mi? Yani en yakın zamanda bizim şu anda karşılaştığımız büyük deprem felaketi Türkiye'de bize bunu gösterdi. Kimler ne yatırımlar yaptı, değil mi? Yani hayatlarını kurtarmak için, geleceklerini kurtarmak için, maddi olarak bahsediyorum burada. Ne planlar yaptılar, ne binalar diktiler ya da nasıl paralar biriktirdiler. Ama hepsi birkaç dakika içinde yok oldu. Yani o yüzden aslında Rabbin sözü bugün gerçekleşiyor. Yani Rabbin kelamında dediği gibi akılsız adamın yaptığı işe benziyor. O yani daha da çok depolarını, ambarlarını büyütmek istiyor. Duvarları daha da ilerletiyor. Yeni yeni yerler kuruyor. Daha çok stok yapmak için. Ama ne diyor? Yarın eğer bu gece senden canın istendiğinde ne Canım olacak? istemez. Yani, evet, o yüzden bilmiyoruz biz ne olacak bir dakika sonra. O yüzden bunun Tabii. çabası, derdi, mücadelesi boştur. Kendi bileğimize güvenmek de boştur. Yani eski ayette de bunu söylüyor zaten. Ve en kötü şeylerden biri bu değil mi yani? İnsanın kendi gücüne bel bağlaması. Ama Tanrı önünde bir aslında bu konuda hiç olduğumuzu da hatırlamak gerekiyor. Çünkü bizim gücümüz de Tanrı'ya bağlıdır. Tanrı'dan bir berekettir aslında o güç bile. O zaman o gücü bile Tanrı'nın bereketi için kullanalım.
Amin, amin. Ne güzel. Sardın Biliyorum olsun. artık yavaş yavaş saatimiz geçti çoktan ama belki kardeşlerden bazılarının sorularınız vardır. Yani onları çata yazarsanız bu konuyla ilgili sorularınızı biz de elimizden geldiği kadar Rabbimize hikmet verdiyse yanıtlamaya çalışırız. Eğer yanıtlayamazsak Rabbe sorun o yanıtlar ama varsa sorularınız sorun lütfen. Aynı zamanda biz bir özet de yapalım bu konuyla ilgili. Çünkü çok şeyler konuştuk sanırım ama anladığımız kadarıyla sanırım çok güzel bir cümle kullandın. Ne dedin? Hristiyanların B planı yok, değil mi? Yani Evet. onlar başka bir alternatif yaşam sunulmuyor Hristiyanlar için. Yani bizim hayatımızda Mesih var. İlk yeri her zaman Mesih alıyor. Bizim hedefimiz, Amin. bizim amacımız Tanrı'yı hayatımızda, yaşantımızda yüceltmektir. Ve buna göre de adımlarım atmamız gerekiyor. Buna göre hayatımıza düzen kurmamız gerekiyor. Çünkü başka türlü yaşayamayız, değil mi? Yani bu yüzden dediğin gibi eğer yaşantımız, davranışlarımız değişmediyse şimdiye kadar belki bu akşam iyi bir fırsattır. Bizler tövbe edelim Rabbin önünde. Rabbden özür dileyelim. Onun isteğine göre yaşamadığımız için ve daha bir gün bu akşam hayatımızı değiştirmeye karar verelim. Amin. Tabii Tanrı'nın ruhu sayesinde Rab bizleri güçlendirecek. O zaten söz verdi. Bizleri güçlendirecek, bizleri yönlendirecek ve hayatımız Mesih'e hoş bir koku olsun. Değil mi? Yani Amin. hedef bu zaten. Hedefimiz, amacımız bulunduğumuz her yerde Mesih'in sadık tanıkları olalım. Değil mi? Yani biz bunun için Amin. yaşıyoruz. Ve eğer bunu yapmıyorsak, hayatımızda bunu gerçekleştirmiyorsak ne yazık olur, değil mi? O zaman sanki Mesih niye öldü? Yani Mesih niye çarmıhta Tabii. öldü? Ben hala Tabii. sarhoşluğun, hala günahın, hala gururun içinde yaşamak için mi? Değil mi? Mesih Hı. öldü, beni bütün bu karanlıktan, bütün bu günahın zincirinden koparıp çıkartmak için, değil mi? Karanlıktan aydınlığa geçtik. Bizler ışığın evlatlarıyız. Bu yüzden hedefimiz, bu Amin. yüzden amacımız Mesih'i onurlandırmak, Tanrı'yı yüceltmek. Dediğim gibi bu sanırım bir altın ayet yani Matta 5. bölüm ayet 16'da diyor ki sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler. Yani sanırım böyle bir yaşam sürersek ne kadar mutlu olur Rabbimiz, değil mi? Amin, amin. %100 öyledir. Tabii bakıyoruz sorular varsa eğer yoksa zaten biz dedik ki yarım saatlik bir şey yapacağız ama biraz fazla gittik. Sanırım sohbet iyi gidiyor. Daha fazla da gidebiliriz ama belki başka zaman yine devam ederiz bu konularla ilgili. Ama bir iki dakika daha fırsat verelim size kardeşler. Eğer bir şey sormak isterseniz sizin ilginizi çeken rahat olun yani istediğiniz şekilde yazın. Biz okuyup cevaplamaya çalışırız. Değil mi? Aynı zamanda ben Çağdaş'a birkaç zor soru sorayım böyle. Yok canım. Yani tabii bunları biz çok konuştuk ama yine de belki tekrarlamak iyi olur. Çünkü o kadar çok şeylere değindik ki konulara. Yani biz tabii ki Avrupa'da kiliseyi düşünüyoruz değil mi? Kilisenin varlığını sürdürmek istiyoruz. Türkçe konuşan insanlara ulaşmak istiyoruz. Dediğim gibi 10 milyon Türk yaşıyor Avrupa'da değil mi? Yani zaten birkaç şey söyledin imanlılar nasıl değişmesi gerekiyor. Peki ya kilise hakkında ne deriz? Yani kilisenin ne yapması gerekiyor? Kilisenin durumu bu konuda nasıldır? Şimdi tabii ki öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Herkesin kilise kültürü, dinamikleri, alışkanlıkları farklı. Bu şu demek değil ki kutsal kitap her birine farklı farklı söylüyor. O yüzden benim amacım burada yine kiliseleri yargılamak ya da kiliseleri eleştirmek değil. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Nacizane sadece kutsal kitabı okuyan, paylaşan birisi olarak oradan anladığım kadarıncasını sizlerle biraz paylaşabilirim. Ama kiliselerin özellikle buradaki sorumluluğu tabii ki çok kıymetli, önemli. Nedir bu? Bizim bunu söylemek acı benim için biraz. Ama hani biz bir söz söyleriz ya bazen aramızda konuşuruz. Pazar kilisecileri vardır deriz imanlılar arasında. Yani pazar günü sadece kiliseye gider. Hatta bazıları sadece bayramlarda gider. Yani özellikle özel günleri sever bazı kardeşler ve onlar çok kıymetlidir onlar için. Özel hazırlanırlar, süslenirler, böyle giderler. Bir de ben şunu söylüyorum. Pazar kilisesinde pazar önderleri var. Yani pazar pastörleri. Bu biraz belki ağır bir itham olabilir ama itham etmiyorum. Sadece bunca yıldır iman hayatımda yaşadığım, gördüğüm tecrübelerden söylüyorum. Nedir bu? Kilisenin sorumluluğu dediğimizde yani her şeyi hafta içi yaşayıp tabii ki bazı kardeşlerimiz mecburen iş hayatı var.
Yani %100 kiliseye hizmet etmiyorlar, edemiyorlar ve onlar bir yerlerde çalışıyorlar. Ama buna rağmen biliyorum ki birçok kardeşimiz iş vaktinden kalan zamanlarda kardeşlere hizmet ediyorlar. Bu çok önemli. Nedir bu hizmet etmek? Nasıl hizmet edebilirler? Hafta içi kardeşleri ziyaret ediyorlar, toplantılar düzenliyorlar. Bir şekilde onların sorunlarıyla ilgileniyorlar. Aslında biz şunu biliyoruz değil mi? Yani kutsal kitapta pastör kelimesi aslında çoban, yani çobanlıktan geliyor ve o çoban nedir? Sürüsünü güdendir değil mi yani baktığımızda? Bizim için aslında gözetmendir bu. Yani gözetmen kelimesi nedir? Sürüyü gözetendir aslında baktığımızda. Ve bu gözeten kişi aslında bütün üyelerini, kardeşleri gözetmek zorundadır. Ve sadece biz ne görüyoruz genellikle kiliseler içinde? Pazardan pazara kiliseye gelen, pazardan pazara vaaz veren, ne yazık ki belki o hafta hiç kutsal kitap okumayıp cumartesi akşamları sadece vaazını hazırlayan, Rab'le ilişkisi zayıf olan bazı kardeşlerimiz bir şekilde pazar günü çıkıp paylaşıyorlar ve sonra 2 saat sonra toplantı bitiyor, herkes çayını kahvesini içiyor, birbirine esenlik diliyor ve ayrılıyor. Kilise bu demek değil. Bunu bir kere anlamak lazım. Kilise bugün gerçekten kardeşlerin sorunlarına eğilen, gençlerini teşvik eden, gençlerinin sorunlarıyla ilgilenen, kilisenin yaşlılarıyla, hastalarıyla ilgilenen aynı zamanda değil mi? Yani bunların her birini, her bir direk aslında, bunları ayakta dimdik tutan kurumdur, kuruluştur, topluluktur kilise. Bizim kiliselerimizdeki en büyük sıkıntılar bunlar aslında. Maalesef pazar vaaz vermek, bir şekilde gerisini unutmakla sonuçlanıyor bazı yerlerde. Öncelikle ben bunu söylemek istiyorum ki kilise gerçek anlamda çalışan, aktif, yaşayan bir organizma gibi, yaşayan bir hayat gibidir kilise. Kilise böyle şalteri olan, böyle şalteri kaldırırsın pazar günü, aktif her yer ışıl ışıl yanıyor. Sonra pazar akşam o şalteri kapat tekrardan karanlık. Hayır, kilise böyle bir şey değil. Kilise imanlılar topluluğu. O yüzden bunu anlamak lazım. Kilise bugün aktif olarak gençleriyle, yaşlılarıyla, cemaatiyle ilgilenemiyorsa orada kendini eleştirip Rabbin önünde durup tövbeyle, duayla, işçi arayarak gerekiyorsa, yetersizlik de olabilir, o da ayrı bir konu. Ama bunun önünde durup, Rabbin önünde durup bunun sonucunu, çözümünü, cevabını aramak zorundadır. Amin. Evet, ne kadar güzel. Hamdolsun. Çok teşekkürler Çağdaş kardeş. Gerçekten bizlere büyük bir bereket oldun bu akşam. Sanırım izleyen herkes, ben de öyle tabii ki. Yani anlıyoruz ki gözümüzü Rab'be dikmemiz gerekiyor. Hayatımızda Mesih ilk yeri almasını istiyoruz. Belki biz Amin. bir dua edelim yani bunun için. Hem Avrupa'daki kardeşlerimiz için hem de kiliseler için dua edelim. Rab her zaman ilk yeri alsın. Bir duayla biz bu Amin. akşamı kapatalım. Bir dua edelim. Ya Rab, gerçekten bu akşam sana minnettarız. Teşekkür ederiz ki sen harika, mükemmel bir Rab'sin. Rab, özellikle biz sana şükrediyoruz ki sen bizimle ilgilenen kişisel bir Tanrısın. Rab, sen istiyorsun gerçekten bizim hayatımız sana bir hoş koku olsun. Bu yüzden dua ediyoruz ya Rab, bize yardım et. Hayatımız seni onurlandırsın Rab. Ve yaptığımız her iş, çalıştığımız her yerde Rab, bizler senin sadık tanıkların olalım diye dua ediyoruz ya Rab. Gözümüz sana dikelim. Hayatımızda ilk yeri sen al diye dua ediyoruz ya Rab. Ve şimdiye kadar belki davranışlarımızda yanlış yaptık ya Rab. Belki seni ilk yere koymadık. Eğer yapmadıysak Rab, lütfen bizleri bağışla ya Rab. Biz istiyoruz değişiklik olsun hayatımızda. İstiyoruz seni onurlandıralım. İstiyoruz seni yüceltirelim. Bu yüzden bütün yüceliği, övgüyü sana vermek istiyoruz. Amin. Amin. Amin kardeşim. Amin. Çok teşekkür ederim Tam Deniz tekrar bu biz fırsat teşekkür için. ederiz Rab kardeşimiz. yücelsin. Rab sözünü açsın kardeşlerimize ve bize aynı şekilde ki birbirimizle teşvik içinde olarak Rab'bi yüceltmeye devam edelim.